tutkular, inançlar, büyük savaşlar, imkansızlıklar, iflaslar, yokluklar, beceremezsinler. Çok çok zor bir hikaye. Sanki toplu paket yapmışlar. Al kardeşim, sen motor mu yapacaksın? Al sana. Paketi sana veriyorum. Bir bomba gibi eline hop attım sana işte. Durum bu. Herkes senin arkadaşın falan değil. Dostun falan yok. Bu hayatta yalnızsın. Bir tek ananı ağlar. Öbürkilerin ağlamları geçer, bir haftayı unutur giderler. Hayat bu. Bunu fark et. Tarhan Telli İstanbul doğumlu ama Mardinli bir ailenin çocuğu olan, hiperaktif, kendi doğruları olan, çocukluktan kabullenmeleri çok zor olan, bir himaye altına giremeyen, biraz asabi ama iyi kalpli, çok çalışkan, aşkı iş yapmış, işki aşk yapmış bir adam. Çok net. Çocukluk nasıl geçti? Çok zor geçti. Yani benim için sorarsan çok eğlenceliydi. Valide için çok zordu. Şimdi sen çocukluğuna git. Sana uzaktan kumandalı araba alıyor ailen bak. Sen onunla oynarsın işte. Ben onunla oynayamadım işte yani. Sıkıntı burada. Ben onu bozdum, söktüm, çine açtım. Onun kablolarını değiştirdim. Ben onu geri götürmeye çalıştım. Yani ileri gidiyordu, geri gitmiyordu. Dört çeker yapmaya çalıştım. O ara zaten valide sağ olsun anladı bunda bir tuhaflık var diye. Orada zaten süreçler değişmeye başladı. Yaş 7-8. Babam kabullenemedi bunu. Yani babamın kafasındaki mantığa hiç uymadı. Ama annem hep destek oldu. Çok zor bir lise hayatı var. Bak şöyle düşün, bütün spor dallarında birinci. Ama mesela matematiğe götür, 6 kere 8 bilmiyor adam hala. Başka bir yerden hesaplıyor onu. Ya da bir paragraf yaz, okuyamazsın benim yazdığım paragrafı. Yani sonradan olan bir şey değil, ilkokulda da yoktu. Şiştiraki, Boğaziçi, Ata, Bağımlımcı İstek, o, bu, bütün Burcuva liselerinde varız. Acayip şıngır mıngır. En son Kurtuluş Lisesi'nden mezun olduk. Olacak iş değil. Ama Kurtuluş Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversiteye girmen lazım. Özel yetenekle girdim üniversite sınavından geçtim. Ve görsel tasarım diye bir bölüm vardı. İlk defa, ilk öğrencilerimiz. Kendi kendime dedim ki ulan ben motosiklet yapmaya çalışıyorum. Hep bir tasarım var. Ya 6 kere 8'i sormayacaklar bana. Ya da işte biyolojik o ona dandı mı, o köpürüyor mu onu da sormayacaklar. O anda dedim ki ulan galiba bir şeyler olacak. Ya şöyle düşün. Üniversite hayatım boyunca bir kere gitmemezlik etmedim abi. Bir kere geç kalmadım hiçbir dersi. Bir dersi ertelemedim. 3,5 ortalamayla mezun oldum üniversiteden. Varlıklı bir insan yapabilir algısı dünyadaki en anlamsız algı. Çünkü varlıklı olduğu için zaten rahatta. Varlıklı bir bireyin kendisinin bir şey başarabilmesi, başka bir güç dışarıdan almadan çok daha zordur. Yokluktan çıkan savaşır, kendini çıkarmaya çalışır. Varlıktan farklı bir birey yaratmak çok zordur. Çünkü izin vermez. Algılar, sistem, aile. Hayatım boyunca hiçbir yerde çalışmadım. Hayatım boyunca kendi paramı kazandım. 13 yaşında da kendi paramı kendim kazandım. Bak şimdi, okuldan çıkıyorsun. Cuma günü. Herkes ne yapıyor? Sinemaya gidiyor. PlayStation orada ufak atari ne o zaman ne varsa onlardan oynuyorlar arkadaşlarım da. Tarhan ne yapıyor? Atatürk sanayiçisinde. Nerede? Egzozcu İskender'in yanında. Zor algılar vardı kırılması gereken. Dış baskılar fazlaydı. O çok zordu ya. Bak para kazanman lazım. Hayalini gerçekleştirmeye çalışacaksın. Destek olan hiç kimse yok. Yoklukta değilsin ve karşında bir aile var. Ailenin baskısı şu. Ne yapıyorsun sen? Senin ne işin var Atatürk sanayisinde? Tamirci kızına aşık mı oldun? Koca ağanın oğlunun torununun ne işi var orada? Arkamdan adam yolluyordu. İnanmıyorlardı sanayide olduğumu. Kaburgalarım kırılmış. Hastanede yatıyorum. Dövdüler zannediyorlar beni. Şanzıman düştü diyorum. Şanzıman. Dayak yemişsin diyorlar. Söylemiyorsun diyorlardı. Ve ben bundan acayip mutluydum. Sanayi gerçek hayattır, gerçek dünyadır. Onu herkes anlamaz. Para, abi, kardeş, kötülük her şey hardcore gerçektir orada yani. Her baba o ne olduğunu anlamaz onun. Hele burcuva, murcuva, orayı sürtmemiş adam, o kömüre odun koymamış adam. Böyle odun kömürleri bile ufak ufak vardır. Donarsın orada, ona tahta atmak için mutlu olursun, kasa ararsın, meyve kasası. Çünkü en iyi o yanar çünkü. Farklı bir dünya. Yaşamadan öyle olmuyor motorcu olmak. İşte motor yaptım, işte patron oldum öyle olmuyor. Motosiklet size özgürlüğü yaşatır. Motosikletin bir kutusu yoktur, bir koruması yoktur, bir kalkanı yoktur. Motosiklet açıktır. Sana rüzgar vurur. Sen rüzgar sarhoşluğu nedir bilir misin? Bilmezsin. Motosiklet sürdüysen bilirsin. O bir aşktır. Motosikletin rüzgarı sana çarpar. Sen onu yaşarsın. Bazı insanlar der ki niye 200'le gidiyorlar? Bak takdir etmiyorum, uygun da görmüyorum. O başka bir tutku, o başka bir transfer. Motosiklettir benim hayatımdaki en önemli tutkum. TT Custom'ın ilk kuruluş hikayesi. Büyük bir hikaye. Tutkular, inançlar, büyük savaşlar, imkansızlıklar, iflaslar, yokluklar, beceremezsinler. Çok çok zor bir hikaye. O kelimelerin hepsi sanki toplu paket yapmışlar. Al kardeşim, sen motor mu yapacaksın? Al sana. Paketi sana veriyorum. İçini aç, pakette yazıyor. Bundan yapamazsın, şundan yapamazsın, bundan yapamazsın. Baban geliyor oradan, arkadan halaların geliyor. Şundan doğulu bir ailenin çocuğusun, amcaların geliyor, onlar geliyor. Hepsini bir paketliyorsun. Bir bomba gibi eline hop attım sana işte. Durum bu. Tabii hep yapamayacağını söylüyorlar. O hep var. O şey, o artık şey yani, yapamayacağını söylemek çok normal bir şey yani. Zaten yapabileceğini söyleyeme imkanı %0,01. Şirketi kurduk, öyle tık diye kurulmadı. Zamanı var, doğru zamanlamayı yakalaman lazım. Eğitimini aldık, zamanı geçirdim, kendimi geliştirdim. Torna biliyorum, tesviye biliyorum, kaynak biliyorum, boya biliyorum, alt zemin biliyorum. Elektrik, elektronik biliyorum. Dedim tamam, işte zamanını öğrendik. Buymuş, zamanı geldi. Ve şirketi kurdum. TT Motor AŞ. İlk şirket. Kaç yaşındasın? Sor. 25. Tek şirketimi kurdum. Tek ben varım. Ama o zaman bile kurduğumda para yok. Haftalıklar var, para biriktiriyorsun, iş yapmaya çalışıyorsun. Bütün paraya da bir tane tabela aldım. TT'yi kastım, çapırsı yazdım. Kocaman bir tabela, 25 metre. Para yok. Tabela varım ve hayal var. Bütün her şey öyle başladı işte. Tabela çok havalı ama yani. Başkasının motorunu boyuyorum, o servis yapıyorum, customizing denilen bir şeyi insanlara anlatıyorum, geliyorum filan. Hep kovaladım, hiç uyumak yok. Nerede uyuyordum? Tuttuğum o depo gibi hangarın içinde uyuyordum. Bak bu arada Ulus'ta oturuyoruz ha. Dupleks evimiz var yani Ulus'ta. Gitmiyordum oraya. Çünkü oraya gittiğimde algılarım bozuluyordu. Lan gidiyorsun, her şey var, buzdolabı var, yemek var filan. Ulan burada buzdolabında kola var sadece, içecek bir şey var, yiyecek yemek yok. Sabahleyin jilet gibi yine kalkıp iniyordum aşağı. Öyle devam etti. İlk gelen müşteri Mardinli. Şimdi tabelayı koyduk. Şöyle düşün, dünyanın en büyük markasının Türkiye'deki distribütörü var. Sen o distribütörden daha pahalıya Türk malı motor yapacaksın. Ve insanlar ona gidiyorlar, diyorlar ki ya Tarhan Telli diye bir adam var, Mardinli. Motosiklet yapıyor, inanılmaz motorları var. Ama çok pahalı. Harley'den, o markadan daha pahalıya satıyor. Adam da bizde tabii dalga geçiyor. Diyor ki ya manyak mısınız siz, o Türk malı alınır mı, o motor gider mi, döner mi, cerçür? Gelen giden yok. Çünkü karşında dünyanın en devi var. Türkiye'deki yetkilisi adam. Sanki Koordinarius beyefendi akıl veriyor insanlara. İnsanlar da Türk alıyor bunu. Aa, bir algı yaratıldı. Tarhan Telli'nin motorları dönmüyor. Her gelen bana yazıyor, diyor ki ya Tarhan senin motorlar dönmüyor. Mardin'e geldi, dedi ki ben de sana dedi, motosikleti yaptıracağım dedi. İyi dedim, işte kendi yaptığım motorları falan gösterdim. Nasıl bir şey istiyorsun dedim. Şimdi bu arkadaş yurt dışında okuduğu için bu işin ne olduğunu biliyor. Yani kişiye özel, terzi gibi. Anlattı. Ah dedim, nasıl yapacağız ya? Dedim ulan bu adam her şeyi çok iyi biliyor. Ayak numarasını söyledi, boyunu söyledi, kilosunu söyledi, tarzını anlattı. Dedim ulan harbiden adamın istediği gibi, terzi gibi motor yapmamız lazım. Ve öyle bir motor yaptık ki hala motor bugün bile efsanedir. Expendables 3 filmindeki siyah Sylvester Stallone'nin kullandığı motor o motor. İlk yaptığım motor. 001 o motorun şase numarası. Ruhsatta TT motor yazıyor. Şase numarası 001. Ondan 14 sene sonra filmde oynadım. Hollywood beni nasıl buldu? Deli. Crazy TT dedikleri şey o yani, e-mail atıyorlar, Crazy TT diye atıyorlar. Hollywood'a gittim, Crazy TT diye akşam yemeği organize etmişlerdi. Öyle algılamışlar. Neren deliyse de. Beni nasıl buldular? O çok güzel bir hikaye. Monte Carlo'da motorlarla tur yapıyoruz. İlk Avrupa turumuz. Çünkü diyorlardı yani bu dönmez, motor dönmez, bu motor gitmez. Bende öyle bir şey var ki, içimde bastırılmış şey var ki. Dedim nereye gidelim? Avrupa turu yapalım. En uzak yer neresi? Dedim ki Sentrope'ye gidelim. Oradan gidelim, Trieste'den dağlara çıkalım. Her yere götürüyorum insanları. Her yer zangır zungur oynuyor, motorlar 2000 cc. Hayatlarında uzun yol yapmamış insanlara arkama takmışım. Bu da bir tesadüf bu arada. Yani tesadüf dememek lazım. Belki evren bizi oraya itti. Kaybolduk. Kaybolduktan sonra ben Monte Carlo'nun otelini gördüm. O filmlerdeki otel var ya. Oraya doğru döndüm. Ben dönünce çocuklar da döndü. Kapıdaki hikaye de bizim otele geldiğimizi zannetmiş. Lan biz fizik içindeyiz zaten, kaç kilometre gitmişiz. Hiç alakamız yok. Ben de bozuntuya vermedim. Evet dedim, otele geldik filan. Abi adam arabaları bir çekti. Kapıdaki arabaların hepsini çekti. Ferrari'leri çekiyor, Lamborghini'leri çekiyor. Muallakta kaldım, ne yapacağız? Cepte para yok. Heriflerin oteline gireceğiz. Motorları çektim böyle, dedim çocuklar bozmayın. İçeri bir girelim, bir eselim, çıkalım. Motorları koyduk, içeri girdik. Elimizi ayağımızı yıkadık. Dışarı çıktık. Aa, deponun üstüne bir tane kart koymuş biri. Not, telefon ve e-mail yani. Bana kapıdaki herif de İngilizce bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Sylvester Stallone, Sly. Ben de anlamıyorum, İngilizcesi yok. Akşam gittim işte bir karta baktım. İşte Sly yazmış karta. İşte e-mail adresi yazıyor. Yine bir şey anladım. İstanbul'a geldik. Bir hafta sonra yanımda arkadaşlardan biri dedi, abi biri dedi mail atıyor. Filme motor verir misiniz? Dedi filme motor yapamayız biz. Uğraşamayız dedim yani. Ne filmi? Abi dedi bir daha attı. Sonra ne? Sorsana kimden oynuyormuş. Makarasına sordum yani. Bir mail geldi. Gördüm oyuncuları. Dedim bunlar bize dalga geçiyor, tokatçı. Bunlar dedim motora çökecek. Sakın dedim cevap yazmayın oğlum. Bunlar dedim motorları alacaklar Bulgaristan'da. Çökecekler motorları. Sakın dedim reject. No motorcycle dedim yaz. Çocuk bir daha geldi dedi ki abi dedi sıkıntı büyük. Sözleşme geldi dedi. Dedim öyle bir para yaz ki dedim. Hayatta dedim şey yapmasınlar. Yaz dedim parayı. Sözleşme gelince dedim tam tokat. Yani sistematik geliyorlar. Bir de sözleşme geldi. Tamam dedim ulan paketleyeceksin sen bizi. Lan Türk'üz lan biz yer miyiz oğlum? Sözleşmeyi de yazdık. Aha adamlar Millennium Film olarak stampli kaşelip gönderdiler. Dedim yazsan dedim Google'a Millennium Film neymiş. Bir yazdık. Hollywood'un en büyük film yapımcısı çıktı. Tutkumuz tutuldu. Parayı da kabul etmişler. Ön ödeme %100. Dedim ki parayı gönderirlerse büyük bir olay. 48 saat sürdü paranın geçmesi. Hani diyordun ya hani tereddütün var mı filan. Bak burada vardı. Ve süreç öyle başladı işte. Ha, bu arada o kart gerçek ha. Yani Sylvester Stallone'nin kendi e-maili. Biz 4 tane makine yaptık. Ya Jason Statham'ın bindiği, Randy Couture'un bindiği çok güzel makineler yaptık. Sly direkt o siyah istedi. Beni davet ettiler. Dediler ki çekime gelir misin? Dünya starı ne demek, onun ne olduğunu gerçekten orada görüyorsun işte. Orada yaşadım ben onlarla. Çok farklı şeyler. Adam parmağından yüzüğü çıkartıyor. Diyor ki TT, bu benim sana hediyemdir, ömür boyu sakla. Filmin başından beri yüzük parmağımda taktığım, Expendables 1'den beri taktığım yüzük, filmin ana teması bu yüzük. Bu yüzüğü benim elime veriyor ve diyor ki benim sana hediyemdir. Köpek balığı durursa ölür. Köpek balığı hiç durmaz kardeş. Hep döner. Hep döner. Hiç durmaz. Köpek balığı öldürmek istiyorsan durduracaksın. Ters çevir, bitti. İşte hayatta böyle oluyor. Hayat bir evren ve dönüyor kardeş. Ve köpek balığı olursan hayatta kalırsın. Eğer durup seni çevirirlerse ıskartaya çıkarsın bu hayatta. Tarhan Telli bugüne kadar lüks motorlar yaptı. Lüksten ziyade özel motorlar yaptı. Kişiye özel işler yaptı. Sana ruhunu yaşatmaya çalıştı. Sana bir kimliğini göstermeye çalıştı. Bundan sonra elektrikli motosiklet yapacak çünkü artık Türkiye'nin buna, gençlerimizin, Türkiye'mizin bence buna ihtiyacı var. Bir elektrikli motosiklet markasıyla çıkacağız. Şu anda üzerinde Ar-Ge'miz devam ediyor. Artık o hani Tarhan Telli'nin pahalı motorları algısından çıkacağız. Çünkü artık pahalı olmak veya işte bir tane yapmanın bize bir katkısı yok. Mutluyuz. İstediğimiz yerden de, geldiğimiz yerden de onurluyuz, gururluyuz. Fakat artık daha fazla bu bisiklet yapalım. Çocuklarımız Tarhan Telli'nin bisikletine binsin. Motosikletçinin medikalciye girmesi. O da biraz bendeki vatan duygusuyla çok eşdeğer. Yani sokağa çıkma yasağı, maske yok, ölüyoruz. Dedim ki ya maske yok, insanlar maskesizlikten çaresiz. Çin'de uçaklar durdu, maske makineleri durdu, maske üretimi patladı filan. Dedim ki ne yapacağız arkadaşlar? Fabrika kapandı. Yaklaşık personel var, gider var, motosiklet siparişi yok. Sadece motosikleti yapmıyorum. Ben parça üretiyorum, ben depo yapıyorum, ben direksiyon yapıyorum, ben maşa yapıyorum, lastik yapıyorum, jant yapıyorum. Kendi markamla dünyaya satıyorum. Ne yapabilirsin? İflas ettin işte. Sana göre mi? Yanlış mıyım? Ne oldu şimdi? İflas ettik. Doğru mu? İflas ettik. Bana göre tecrübe. Ben maske makinesi yaptım. Hem de en iyisini yaptım. İddia ediyorum sana. Ne oldu? Tarhan medikal işine girdi. Motorcuydu. Ne oldu hani? Medikalci oldu. Evet, medikal içine girdim. Şu anda dünyanın en büyük maske üreticisi olduk arkadaşlar. Günde 4,5 milyon adet maske üretiyorum ben. Hem de steril. Bırakır mıyım sence ben medikalde 2 tane maske işinden sonra bırakır mıyım? 7 katlı fabrikayı bırakır mıyım? Marka yaratmışım TT Medikal. Şimdi TT Defense geliyor. TT Capital Partners geliyor. Bırakır mıyım? Emekliliğin tadını çıkartayım. Ben emekliyim şu anda zaten. Ben zaten şu anda emekliyim yani. Emekliliğin tadını çıkartmak, hayattan zevk almak demek değil mi? Benim en büyük emekliliğim bu. Yeni imkansızlıklar, yeni yapamazsınlıklar, yeni hayaller. Tecrübe de parayla satın alınmaz. Kaybetmekle eşdeğerdir. Kaybetmedin, tecrübeli olamazsın. İflas edeceksin, tecrübe kazanacaksın. Sonra sürecin yeni başlayacak. Yeni uyanıyorsun. İnsanların bunu anlaması çok zor. Olmasın, bir daha devam eder. Olmasın, bir daha giderim. Nereye kadar? Dibine kadar. Neden? Çünkü bence evren öyle çalışıyor. Bence her şey senin algıların. Hayata bakış açın, bedenin, ruhun. Olmuyor diye bir şey yok. Ben korktum de, ben kaçtım de, ben başaramadım de, beni bastırdılar de, kendime olan güvencimi yitirdim de. Ama bana deme, olmuyor deme yani. Yok öyle bir şey.